ki turnam gelir başı çağlı. Sızıl turnam sızıl, Ali misin sen? Birisi Muhammed, birisi Ali. Sızıl turnam sızıl, Ali misin sen? Yoksa Hacı Bektaş, Veli misin sen? İpi turnam gelir, rengi yemyeşil. Biri İmam Hasan, olfaz nesil. Biri İmam Hüseyin, cennette bir gül. Sızıl turnam, sızıl, Ali misin sen? Yoksa Hacı Bektaş, Veli misin sen? Turnalar Hicaz'dan sökün eyledi, Muhammed Mehdi'yi yakin eyledi, hakikat ehlini memnun eyledi. Sızıl turnam sızıl, Ali misin sen? Yoksa Hacı Bektaş, Veli misin sen? Yemeye utanmıyor musun? Ne olmuş? Ne olacak? Aldığım bu kaşıkların bedellerini heybeye atsaydın, o buzağı dükkanın önüne takılıp kalmazdı. Bu Hoca Ahmet Yesevi'nin mübarek hayvanıdır. Parayı vermediğim müddetçe de buradan ayrılmaz. Götür parayı heybeye koy. Peki. Elinizin emeği daha iyi olsun. Yesevi'yi görelim. Evet. O halde büyük adamdır. Kabul eder. Türkistan'dan geliyor. Yesevi'yi görmek ister. Ya Hazreti Pir, Türkistan ahalisinin ulularını sizi görmek istiyorlar. Hayırsınlar. Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Ey Türkistan mülkünün manevi sultanı. Duanızı almaya geldik. Bedestan ülkesinin kuffarı bize saldırmaya başladı. Dinimizi, dinimizi ve ehli İslam'ı korumak için hazırlandık. Gazaya gidiyoruz. Pirimizi ziyaretle himmetini alalım dedik. Beni coşturdunuz. Haydarım! Haydarım! Gel haydarım. Buyur baba. Ben gidemiyorsam da yerime oğlum Haydar var. Seni harba gönderdim. Evet baba. Küffara karşı ben de gelmek isterdim. Ne yazık ki. Hadi aslanım. Sen de katıl İslam askerlerinin arasına. Kalırsan gazi, ölürsen şehit evet. Olur. Hakkını helal et baba. Helal olsun. Yavrum, evladım, canım benim. Aşkım, gözümün nuru yavrum. Yavrucum, yavrum. Kısmetin seni gazaya salmak varmış Haydar'ım. Beni bunun için doğurmadın mı ana? Haydar'ım, yavrum, canım. Canım benim. Haydar'ım, Haydar'ım, Haydar'ım. Bugün helva kavurma günü, hem de Arife. Hoca Lokman falan da şimdi meşgide. Aklıma düştü birden.
Mübarek Hoca helvayı pek severdi. Burada olmasını çok isterdi. Benim biraz helva hocama götürün. Ya Bekistan, yürüyün mü? Beklasın canım helva istedi. Kafalar getirdim. Kafa bul. Bizim hacılığı Cenab-ı Hak kabul buyur. Düşün ki asıl hacı bizim Bekşah. İşte delil. O mübarek Arife günü ben Arafat Dağı'ndayken Horasan'dan bana bu tabakla helva getirdi. Ya Bekşah, İkimizde hacı adını taşımaya sen layık. Abin bundan böyle Hacı Bektaş'ı veriyorsun. Hacı Bektaş'ı verir! Hacı Bektaş'ı verir! Hacı Bektaş'ı verir! Hacı Bektaş'ı verir! Rabbinle unle azlenle kesiren minen nas. فَلَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ya Hacı Besta, ilim dağarcığımda ne varsa önünedir. Nasip hüdadan. Mühim olan gönüldür. İlim varsa o gönül ki kıblegahı kibriyadır. İlme akılla varılır. Gönül kılavuz, Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Biz gönüle ulaşmak ile Federiniz Sultan İbrahim Sani sizin gibi bir veliaht yetiştirmekle bahtiyardır. İstikbalde sultan sizsin. Ya hocam, ben dünya sultanı değilim. Gönüller sultan olmayı bile. Cenab-ı Hak gönlünüze göre verir inşallah. İnşallah. Müsahibimize ara versek ya Bektaş. Mürşidim Hoca Ahmet Yesevi'yi ziyaret etmek için Türkistan'a gidip geleceğim. Oğlu Haydar Sultan 5000 askerin başında gazaya gittim. Haber sorayım. Gördüm. Öyledir. O iki nurlu remzden biri iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa, diğeri Tanrı'nın aslanı Hazreti Ali'nin sureti. Hünkâr imişsin sen ya Hacı Bektaş. Estağfurullah hocam. Ya hünkâr avukat gönüllülük sahibini yüceltin. Bu sevincinin yanında bir de üzüntüm var. Haydar Sultan Küsbar'a esir düştü. Diğeri Mahmet Yesevi çok üzgün. Tekrar gitmedi. Münasip tepesiliğe ben de geleyim, bilmiyorum. Ya, evde tabisi bir başka acı. Haydarımın esir düştüğüne acım. Ben esir eksiklerim. Senin ricadını anarak, yardımlar dilerek, oğlumu gönderdiğim yerde, içimi kapsayan gururla, hadi Haydar'ım diyerek, kazaya saldı. Ya, Hazreti Adem'den, Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin ve Ehl-i Beyt'in hakkı ve hürmeti için yardımını ettirdim. Hey,
neler gösterir. Vefa bul. Öksüz yüreğin gelişini zeten oldum. Şerefya bul. Asıl biz şereflendik sultanım. Günü bugün ihtiyar ettiniz. Çoktan niyetiniz ettiniz. Haydar Sultan'ın akıbetini düşüktük. Üzüntünüzü paylaşmak bile. Cenab-ı Hak size sabır ikram bulur. Amin ya Bekler. Ümidimiz Cenab-ı Kibriya'dan. Tanrı'nın izniyle elimden gelen gayret ve Haydar'ın yardımına koşmak dilerim. Senin gibi bir velayet elinin yardımını minnetle kabul ederim. Sağ ol. Adım Hacı Bekler. Kıvan gönderdi. Hadi gidelim. Ama bizlerden nasıl gideriz? Hakk'a giden, hak yolunun hakkı için. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selam. 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 Öpeyim baba, niye de öpeyim? Ya Erol Bey, yardımın bizi ihtiyar et. Ben bahanem, asıl yardımcı yüce mevladım. Amin Yusuf'un. Aldığım nasibi, müjdeler olsun ki kutuplar kutlu olacaktır. 40 yıl kısmım var. Şimdiye dek suçun bizdeydi, bundan sonra senin olacak. Bu da yarar sıra olur. Ya Behzat, seni Ruh'a sal. Orada Sulu'ca kara hüyük var. Orasını sana yurt ver. Yalar çırağın bitip çöp salacağı yer orası. Orada erenler, gerçekler, aptallar çoktur. Aşkı, hak yardımcın, Kıdır yol başına. Doğumu yaparken karışıyorum. Karım mı? Allah aşkına durun. Demek ki karım öldü. Bana karşı gelme karım. Ah, Allah aşkına durun. Karımın cenazesini de bulmayayım ne olur. Sonra derimi yüzün. Sizin gibilere inanılır mı? Bir günlük. Bir günlük mehil kâfi. Sefilin olsaydı tamamdı. Kesin durmaz. Ben sefil olurum. Ben kimsenin ilk defa görüyorum. Onun gibi bir beni Adem. İstediğin bir şekil değil mi? Öyle ya. Gelin! Bak! Sağ ol.
Gelmedi. Bağlayın ağaca. Kefil olmak neymiş bir görsün. Dinler! Talihin varmış, kurtuldun. Hacı Behzat Veli birçok güçlüklerle takdir olunmuş hedefine doğru ilerlemekte devam etti. Türkistan'dan, Horasan'dan, Acem illerinden geçti. Önce Mekke'ye hacca gitti. Beytullah'ı tevaf etti. Eshab-ı Kehf mağarasını ziyaret ederek Erbain çıkarttı. En sonunda diyar-ı Rum'a vardı. Esselamun aleyküm Rum'daki erenler ve kadirler. Aleyküm selam. Ya kadın, bir söyler misin, kimin selamını aldın? Rum ülkesine bir er geliyor. Sizlere de selam verdi. Onun selamını aldım. Ne yapalım ki Rum ülkesine girmesin? Mana kanatlarını gerelim. 7 kat yer altından 7 kat gökyüzüne ses çekelim. Yolunu keselim. Uygundur ya Emre Sultan. Tedbirimiz faydasız. O Eroğlu Erkek'i mana seddimizi açtı. Ya Karaca, sen diyar-ı Rum'un gözlüsün. Bak bakalım ülkeye girmiş mi? Rum diyarını bir uçtan bir uca gözden geçir. Her mahluk eşiyle birlikte oturmakta. Buca Karaöğüt civarında güvercin şekline girmiş. Onu görünce içime bile ses düştü. Doğan kuzu şekline girsek de avlatak. Bir de eksiklik ettim. Kerem sizden. Er erin üstüne böyle gelmez. Siz bize zalim kılığında geldiniz. Biz size mazlum kılığında geldiniz. Güvercinden daha mazlum bir mazlum olsaydı onun kılığında gelirdi. Hünkârım, bizden ve soyumuzdan ne kadar insan varsa hepsi de size ve size uyanlara nezrimiz olsun. Dön geri. Erenlere selam söyle, onları buraya çağır. İşte böyle. Sizleri huzuruna davet ediyor. Niye ayağına gidecekmişim? Bu bir işarettir, bir davettir bizlere. Ya Hacı Tuğrul, düş önümüze de seni oraya bağırsın. Kimmiş o? Dost divanında erenlere nasip dağıtılırken Hacı Bektaş Aslı bir er görmedi. Ben gitmem. Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Muhabbet bağından hey dost güller dermeye. Bugün bize hoş geldiniz erenler. Kimsiniz sultanım? Mürşidiniz kimdir? Nasibimizi kimden aldınız? Horasan erenlerinden. Türkistan'dan geliyorum. Ah, İbrahim Sani diye tanınan Seyit Muhammed'in oğluyum. Mürşidim Sultan Hoca Ahmet Cesevi'dir. Ya hünkâr, aramızda bir eksiğimiz var. Emre Sultan gelmedi. Boz divanında bütün erenlere nasip dağıtılırken Hacı Bektaş adlı evet. Bir er görmedik. Bir gün Emre Sultan'la da meclis olur halleşiriz. Sen bizden, Kerem sizden sultanım. Bizler din kardeşiyiz. Umarım ki mesleklerimiz de aynı. Bu diyelim dostlar, Tanrı adına, Tanrı için.
Resulü Muhammed için, Ehl-i Beyt için. Ey dost, istikamet neresi? Bize yurt buralardan verildi. Oraya yaklaştığımı sanıyorum. Hünkârım, bizler de sizinle olalım. Bizler mana aleminde beraberiz. Mülkünüze konuncaya kadar bizlere müsaade o halde. Hay hay. Ne var, ne oldu? Allah hayretsin. Acayip bir rüya gördüm efendim. Yıldızların arasında 14 binlik ay vardı. Koynuna girdi. Yakamdan çıkmak istedi. Kapattım, tuttum. Yönümden çıkmak istedi, tuttum. Sonra da uyandım. Ya kadın, güneş, peygamber, ay velidir. Hayırdır inşallah. Parayla satın alacak ekmek bulamadım. Sizde var mı? Fatma, evde ne varsa al gel çocuğum. Peki ana. Zengin hasım, artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. İşte böyle, Tanrı'nın bir hikmeti. Olsa olsa o dervişin duasıyla küt yağla tekne ekmekle dolmuş. Derviş mi? Mescitte bir derviş gördüm. Ya kadın, gördüğün rüya zuhur etti. O ay şimdi mescitte olan dervişten başkası olmasa gerek. Dervişi eve davet ederim. Hadi. Önce sen. Rüyanda sen gördün. Önce girmek sana düşer. Sultanım, şükürler. Sizi evimize davete geldim. Evimize kadem basar, şeref verir, himmet eder misiniz? Şimdilik burada itikafa niyetlendim. Sağ olun. Affedin, geç kaldım. Kulda kusur çoktur. Davetinizi kabul buyurun. İnşallah. İtikafınız için. Lütfedin aşınızı yiyin. Bize hayır dua edin. Günlerdir kıpırdamıyor. Erbayını çıkarıyor. 40 kilo dolmak üzere. Ya be ya. Aldın mı lan? Bir şeyler mi? Bu da sana sırarı. Tuğca Karayeli sana yurt var. Kadar sırarı bitip es kalacağı yer orası. Sultanım, Tuluca Karayüz'den gitmeyin. Lütfedin evimize teslim buyurun. Yükümüz ağırdır, eziyet çekersiniz. Muhiplerimiz çoktur, size zahmet olur. Buyurun, koyundan, sığırdan nemiz varsa hepsini aslına harcırız.
Eğer bir şeyiniz kalmazsa dervişlik zembilimizi bize verirsiniz. Müslümanların ihsanlarını toplar, muhiplere dağıtırız. Peki. Düşün. Estağfurullah. Buyur. Su karşı kez. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buyurun. Buyurun. Yok mu? Davarlara bakmaya gitti. Yalnız mısın? Yalnızım. Fatma da babasıyla gitti. Ya o derviş? İçeride. Yalnızım demiştin. Yalnız sayılırım. Hı? Kardeşim Hünkar'ın özü duadan, dini tekkadeden ayrılmıyor. Yabancı bir erkek günlerdir evinizde. Yavaş konuş. Duyacak. Duysun. Sen Müslümansın. Müslüman iftira etmez. İftiraymış ha? Günün sonundan gür olsun. Dünyada nesnen eksik olmasın kadın. Buyur kardeşim İsmail. Ben kardeşim mardeşin değilim senin. Utanmaz mısın sen? O ne biçim laf? Bir dervişi evine almış besleyip durursun. Yetişkin kızın, karın. Ayıp ayıp. Kardeşin olarak ben fazlasına tahammül edemeyeceğim. Neler söylüyorsun İsmail? O zahir basın bir velayet eridir. Kerametlerini duymadın mı? Ne kerameti? Göz boyucunun biri o. Allah Allah. İnallah mahtabeyim. Bu iş yalnız bizim aileyi değil, köyün namusunu da ilgilendirir. Evet. İsmail'in hakkı var. Derviş, merviş, genç adam. Söz olmaz mı? Gideceğim Kırşehir Bey'ine, Nurettin Hoca'ya namusumuzun temizlenmesi için şikayet edeceğim. İşte böyle sultanım. Ben köyümüz adına geldim. Bir zaptiyeyle attırın köyden dervişi. Birlikte gidin. Hacı Bektaş sizsiniz herhalde. Buraların beyine hakkınıza şikayet oldu. Bugünden itibaren buradan gönlünüz nereye isterse oraya gidin. Artık buralarda oturamazsınız. Şaşıracak sözler ediyorsunuz yani. Beni Tanrı'dan başka hiç kimse ayıramaz buralardan. Nurettin Bey'e böyle. Ben bunları sana söylemeye memurum. İcabına bak denilseydi bilirdim yapacağımı. Mühim bir işim var. Aksiliğe bak ki bugün hayvanlara otlatma sırası bende. Sudan çekme. Ben giderim. Bak sen işini gör. Bugünlük sırları ben giderim. Olmaz. Size nasıl reva görürüm hünkârım? Ne diyorsun sen İdris? O nasıl söz? Ne farkımız var? Hepimiz Tanrı'nın kuruluyor. Öküzümü getirdim. Sırak at mal götür. Bugün nöbet sende, öküzüme bakacaksın. Bakmam ve karışmam. Sebebini kendini iyi bilirsin. Götür öküzlerini. Bakmak mecburiyetindesin. Ey taşlar, topraklar. Öküzlerin emanetini üzerime almıyorum, şahit olun. Taşları, toprakları şahit tutuyorsun ha? Devlet'te bir derviş budur. Molla İdris'in evinde kalan dervişsiz misin? Evet benim. Kırşehir eyaletinin beyi Nurettin Hoca'yı. Sakallarınız... Aslan yeresiz olmaz. Sen bir büyücüsün. Buralardan git. Sultanım. Temiz büyük sebetmek kolay. Ey derviş, anladım. Gerçekten temiz birini leşelemek pek kolaymış. İftiraya uğradığınızı bize kerametinizle dile getirdiniz. O fesatı bizzat cezalandıracağım. Hayır sultanım, yüce Tanrı bağışlayandır. Bizler elimize, belimize, dilimize sahip kimseler. Biz Müslümanlar için saydıklarımız en önemli meselelerdir. Abdest alalım.
Öküzümü bu sabah derede parçalanmış buldum. Sana söylüyorum. Öküzlerini götür bakmam dedim. Ben anlamam. Kadıya anlat derdini. Huzurumda ettiğim iddiayı ifade et de görelim ey yalancı Adem kişi. Asıl şahidim Cenab-ı Rabbül Alemin. Ey taşlar, topraklar, sizi şahit gösterdim. Tanrı'nın izniyle söyleyin. Arı İsmail, öküzlerini bana katmak istediğinde ben senin öküzlerini gitmem dedin. Ya inkar! Biz bunlara şahidiz. Siz de işte gördünüz. Tövbekâr ol ya İsmail. Kadı da cezasını bulacak. Hünkârım. Bulanmış gönlünün durulduğunu görüyorum. Şunu bil ki her yaptığımızın bir tanığı vardır. Cenab-ı Hak'tan gizleyeceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Canım, malım, yolunuza nezrim olsun. Görüşmek istediğim biri var. Adı Emre Sultan. Onu çağırmamız mümkün mü? Hemen. Sivrihisar yakınlarında. Ya Emre Sultan, size zahmetler verdik. Dost divanında nasıl dağıtılırken Hacı Bektaş namında kimse görmedim demiştin. Divanda nasip dağıtanı görseniz tanır mıydın? Görmedim onu. Aramızda yeşil yüzer de vardı. Erdenin arkasından bir el çıktı, bizlere nasip dağıttı. O elin avucunda yeşil bir ben vardı. Bak bakalım. Bu mu? Safçuk Sultanım, Kürdük Sultanım, Safçuk Sultanım. Madem öyle, adın da Safçuk Emre olarak kalsın. Can baba, kara dondu can baba. Vaktim geldi. Seni Moğol Sultanı Kazım sana gönderiyorum. Biz seninle beraberiz. De ki, imana gelmedikçe ülkemize girmeye yol yoktur. Tanrı kendine inananlarla beraberdir. İnşallah erlik mertebesine ulaşırım. Hemen gideyim hünkârım. Dergaha geleni boş ve aç göndermek adetimiz değildir. Kapımız açık, divanımız boş. Birkaç gün kalın. Sen can babaya hizmet et İsmail. Geriye yol yok. Havuz sağına götürün beni. Zaten başka bir şey yapacak değilim. Yürü. Hakan'ım, olacak civarında yakaladık. Maksadın neydi? Erzincan şehrinin anahtarını mı bize getiriyordun yoksa? Buradan daha ileriye size yol yok demeye geliyordum. Meğer ki sünnet olup imana gelin, Müslüman olun. Bu sizin emriniz mi? Estağfurullah. Hazreti Muhammed'in ve onlara dayanarak varlığını bu dine nezdetmiş inkarlardan Hacı Bektaş Veli'nin. Dur! Ey dinimizin ulu kişisi! Söylediklerini dinledin. Kolay adamı sınar. Büyük bir kazanın içine gir. Su doldurup ağzını da kapatarak kaynatalım. Sözü haksa bir şey olmaz. Ne dersin? Razı oluyor mu? Bir şartla razıyım. Eğer ben helak olmadan çıkarsam Müslüman olur musunuz? Helak olmazsan
İsa dininden çıkar, Muhammed dinine girer. Söz veriyoruz. Ateşi yakın, azanı hazırlayın. Şurada biraz kalmış. Dur ya İsmail. Can baba darda. Yardımcısı Cenab-ı Rabbül Alemin'dir. Ben de kendi imkanlarımla suyunu ölçüyorum. Ateşin tesirini yok ediyorum. Emir on sahibi. Açın görelim. Karın kazandan. Bu kadarla olmaz. Meydana odun yığın. Ateşlesinler. Derviş o ateşe gir. Sözünüzde durmadınız. Ama olsun. Ateşten de çıkarsam bari bu defa sözünüzü tutacak mısınız? Evet. Kesiş de sizin dininizin ulu kişisi. Evet. O da benimle ateşe girsin. Hanginizin dini haksa belli olur. Ne dersin? Ha? Sadece elini verdi, gönlünü verseydi bir şey olmazdı. Bize de Tanrı'nın inayeti, Resulullah'ın mucizeleri ve erenlerin himmetiyle hiçbir şeydikler. Sergi getir hünkârımıza. Kadıncık! Allah Allah, cevap vermiyor. Kadıncık ana! Her şey senin malumun. Onun vakti saati geldi. Bu hizmetlerin yeter kadıncı. Hak için hakka ulaş. Kadıncı. Kadıncı kayboldu. Hakla hak oldu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Peygamber sanatıdır diye çobanlık eder övünürdü. Siz hazretinize toprak belliyorsunuz. Yerleşmenin birinci şartı orayı ekip biçmek. Aslımız toprak, neslimiz toprak. Topraktan geldik, toprağa varacağız. Bunun sözü Türkistan'dadır. Mürşidim Ahmet Yesevi'nin attığı dalın düşüp yeşerdiği tut ağacıdır. Aslında Türk milletinin kök salacağı yerdir. Bizler onun öncüleriyiz. İşte ben onun için bu mübarek toprakları ekiyorum. Çiftçilik bir yere kök salmak, temel atmak demektir. Hacı Behzat Veli'nin şöhreti her yana yayıldı. Müritler, muhitler asın asın geliyor, semalar, sefalar sürülüyor, meclisler kuruluyordu.
Türk ulusunun en büyük mutasavvıf şairi Yunus Emre de Kıtlık senesi münasebetiyle alıp yüklenmiş, buğday istemesi niyetiyle Hacı Bektaş dergahına yollanmıştı. Selamünaleyküm. Kafa geldin. Buyur. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Adım Yunus. Bu yıl ekinlerinden bir şey alamadım. Size yemiş getirdim. Yemişimi alın, karşılığını lütfedin. Ehlimle, hayalimle, aşkınıza yiyelim. Güven şahsa, alın yemişlerini, afiyetle yiyin. Misafiri de ağırlayın. Tanrı bereketini eksik etmişsin. Bugün üçüncü gün, gitmez ya. Hünkar hazretleri dediler ki buğday mı verelim, nasip mi? Nasıl neyleyim, bana buğday gerek. Soluğum soluğum var. Evet o halde. Geri döndü. Alın buğdayları, hünkârımın bana himmet ettiği nasibi versin dedi. Artık olmaz. O kilidin anahtarını biz Tapduk Emre'ye sunduk. Ona gitsin nasibini ondan al. Güvencim, git Aksak Hoca'ya kendisini ziyaret edeceğimi haber ver. Ne oluyorsun be? Tıpkı gitti. Aksak Hoca'yı göreceksin. Ne yapacaksın? Hacı Bektaş Veli'nin selamı var. Ziyaretine gelecek. Ona haber vereceksin. O harman yerine gitti. Burada yok. Hadi git. Hattın al. Hey dur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hünkârım. Nasılsın? Nicesin? Hoş geldiniz. Sefalar getirdim. Bu ne şeref. Yolunuz ne yara? Sizi görmek istedim. Haberim olsaydı evim yok muydu? Geldim evinize. Lakin karınız iyi yüz göster. Ya Aksak Hoca, buluşup maksadımı sohbet etmek olduğu için buraya geldim. Çok mahcup oldum. Ben o kadının 40 yıldır kahrını çekerim. Siz de benim hatırım için bir defa katlanın. Şunu serin bir yerde istirahat edin. Buyurun hünkârım, gidelim. Sizin için kurt olur uçar. Cansız taşa binse yürütür. Kayalara hamur gibi yoğurur. Ne diler sıra olur diyorlar. Siz de babalarımız gibi tarlada çalışıyorsunuz. Ya. En büyük mucizeleri çalışmak lazım. Alın teri karışmış etmek daha tatlı olur. Sizler de kerametleri daima kendi emeklerinizde, kendi çalışmalarınızda arayın. Hünkârım, Kırşehir'den Ahi Evran Sultan sizi ziyaret etmek istiyormuş. Başımızda yeri var. Öyle bir veliyi ayağımıza getirmek olmaz. Hadi İsmail, biz de ona karşı varalım. Arzu ederdiniz bir yol görmeye. Bugün bize hoş geldiniz derenler. Muhabbet bağından hey doğul. Güller vermeye, bugün bize hoş geldiniz efendiler. Ya Ahi Efran, şöhretinizi duyduk. Denizli'den Konya'dan nasıl geldiğinizi öğrendik. Alaaddin Seyfübat'a hizmetlerinizi de biliyoruz. Takdirleriniz bize şeref geliyor hünkârım. Belimize kuşak bağlayan Sadreddin Kanevi Hazretleri'dir. Sebbalı Konya'da öğrendiniz.
El emeğiyle geçinip gidiyoruz çok şükür. Kayseri düğünün adamları sizi vergi vermiyor sanıp iş yerlerinizi başına geldiklerinde gözleri birer külhan gibi ışıldayıp duran bir ejderha ile karşılaşmışlar. Selamet Tanrı'dandır ya hünkâr. Mübarek hayvanlar. Ya bir tutalım yetmişsiniz. Size yapılan insan karşısında dikilecek hakikat pek tabii ki ejderha kılığında görünecektir. Kul hakkı kula, devlet hakkı devlete hünkâr. Biz de siz hünkârı biliyoruz. Seyit Mahmud-i Hayrani Sultan'ın ta Akşehir'den bir aslana binip Yunan'ı da kampı yapıp ziyaretimize geldiğini biliyoruz. 300 Mevlevi dervişiyle seni de Karayiğit yakınındaki Aliler sırtına yaklaştığında siz de o gelen kimse camlıya binmiş, biz cansıza binelim diyerek Kızıl Kaya'ya binip kuş gibi uçarak karşı vardığınızı hep biliyoruz. Onlar Yüce Tanrı'nın izniyle olan işlerdir. Siz hünkârı daha fazla rahatsız etmiş olmuyor. Biz artık dönelim. Sohbete nihayet olmaz. Buyurun. Dileğim şudur. Ayda bir olsun buluşalım. Yolumuz senin yüzünden sapıttım. Karım senin kahrından öldü. Yapma. Ben ettiklerime pişman oldum. Yapma. Allah aşkına ne olur. Yapma. Öksüz yavrum senin yüzünden öldü. Yapma. Allah aşkına ben ettim sen etme. Dur. Götürün. İnan. Fazla konuşursa merhamet edeceğim. Tanrı'dan bana intikam alabilmek için ömür ve kudret vermesini istedim. Sırf o melundan intikam almak için eşkıya oldum. Kinle, nefretle can yaptım, ev yıktım. Sonu var mı bunlar? Dur, Cenab-ı Rabbül Alemin'in rahmet deryasına dil uzatma. Peki ama, tövbenin kabul edilip edilmediğini nereden bilirsin? Kuluca Karayiğit'te bir er belirdi. Adı Hacı Bektaş Veli, ona git. Hünkârım. Tanrı'nın tövbeni kabul edip etmediğini nasıl anlayacağını soruyorsunuz. Bu dini al. Memleketine döndüğünde dosttan et. Beynin gibi kenara git. Gelene geçene mahsulünden gidip, beyninin yeşerip sallandığı gün anlat bir kadir Mevla tövbeni kabul etsin. İkinci defa bana dar yüzünde yardımcı ol. Sağ olun hünkârım. Buyur. Eyvallah. Afiyet. Dur anam. Kavun da ya. Buyur. Sağ ol. Sen de sağ ol. Selamun aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz ağla. Yorgunsunuzdur. Durun. Serinlersiniz. Karpuz. Kavun ya. Buyur. Buyurun anam. Gene bekle. Üzümlerim de olmak üzere yakında olacak. Üzüm yemek için beklerim. Gene gelin. Güle güle. Selamet. Evlat bu ne telaş? Şurada bir karpuzumu ye. Karpuzun sırası mı şimdi? Durmaya vaktim yok. Vallahi yemedim. Dünyada sallam. Hadi. Git işine be adam. Yedim. Neye gidiyorum? Şurada biri onun için etmedik söz bırakmadı. İhbar edeceğim.
Vay gammazla. Vallahi yakışın. Ha? Domuz yapmak senin yapacağın bu işi. Burada ön boktan gelin. Gammazlık Müslümanlar yakışır mı? Ha? Söyle. Yakışır mı? Oldu olacak. 7 yıldır bostan yedirmediğin kimse kalmadı. Kalmadı da ne oldu? Bostanı da su da battı. Çok şükür. Demek duaların kabul oldu. Demek beni affetti. Rabbim, Rabbim sen her şeye kadirsin. Üstün ya Rabbim. Denizde bir gemi batmasızı oraya imdada koştu. Ne çare ki bu yüzden ayrılık tez oldu. Hünkârım, Cabbar'ın oğlu kızını kaçırdı. Denirmiş, olacak. Ümmet edin, yardımımıza muhtaç. Bana varacaksın, başka türlü olmaz. Ben de yapayım şimdi, babamın ilacını biliyorsun. Ne var, ne oluyor? Yaklaşmayın, yaklaşmayın, boğarım yavrum. Öyle sıkarsan ölüyorum. Yaklaşın bağırım dedesin. Gelme hep, dünyada vermem. Yapma oğlum. Ebediyen kaybedersin onu. Yaklaşma. Sakin ol yavrum. Cenab-ı Hak ne takdir ettiyse o olur. Onsuz yaşayamam ben. Öldürürüm. Gelme. Seviyorum. Sıkma. Ayrılmayalım dersen ebediyen kaybedeceksin onu. Dur. Sükunet bul. Dur yavrum. Yapma. Beni dinle evladım. Hayır. Hayır. Konuşmazsa sonra nasıl ısrar ediliriz? Gel. Gel yap. Anlıyorum yavrum. Yanı türünde kıvranan gülsüz hissediyor. Hiç mağadan ümit hissederim. Bana şifa verdin. Başından giden aklımı yerine döndürdün. O kadar çaresizdim. Bir çare bulun ne oldu? Çaresi bulunmayacak dert yoktu. Aşk, insani hislerimiz içinde saygıya en layık olanı. Hele sizler gibi denk aileler arasında olursa çaresiz olurum. Eğer Allah'ın günü tekrar tekrar istedim. Aileler arasında husumet var diye vermedi. Husumet şeytana yakışır. Hünkârım, biz hayat gibi çekilmiş kalplerimizle ve gençlerin derin sevgisini anlayamadık. Bizim Allah'ın emriyle cahların olduğuna bak. Kalp yapanlar kendilerine cennet bahçelerinde bir kırk yapmış olur. Sağ olun hocam. Güzel misin? Ya hünkârım, size yalvarmaya geldim.
dar dünyada tek bir oğlum var. Kayseri'de mahpus. Gerçek şahit Cenab-ı Hak'tır. Oğlum katil değildi. İftiraya uğradı. Kayseri Bey'ine söz dinletemedim. Siz hünkârıma sığınıyorum. Oğlumu kurtarın. Peki gidelim. Anlattıklarınızı dinledim. Sözünüzü güveniniz varsa bir masumun kanına girmek demek. Senin şahitsiz sözüne nasıl güveneyim ey derviş? Bu aziz Hacı Bektaş Veli'dir. Kudret keramet sahibidir. Yalana gerçek demez. Göstersin kerametini. Mesela yoktan Elif-i Taci başıma giydirsin, kerametine inanayım. Hakka giden hak uğrun hakkı için derim ki, başın gözüye taç vermeyin. Yok, gövdenin başı yok. Ne demek? Başını yarın görürsünüz. Bana akılsız demenin cezasını sen de yarın idam edilerek çekeceksin. Atışını senden ha! Hakaretinin cezasını çekeceksin. Kendinin nasıcıyım seni. Biz Sultan Alaaddin Keykubat'ın katından geliriz. Bu ferman sanadır. Hükmündür. Mutimitsin. Sultan Alaaddin şikayet üzere gizce tahkikat ettirdi. Zindana attırdığın o delikanlı masum. Asıl katil sensin. Böyle bey bize gerekmez. Beylik adalet üzere olur. Kelime-i şehadet getir. Kelleni sultana getir. Dağlar getirmişsiniz hünkârım. Hoş bulduk sabretim. Kendin buradasınız. Hey hünkârım. Bizim bir ayağımız Aksaray'da, bir ayağımız Kayseri'de. Burada olduğunuzu duydum ve yine çare ki tam dönüş vaktini karakterim. Ben de dönüş. İstikametimiz aynı. Gelen buyurursanız fermanınıza katılayım. Hay hay. Hazır görün. Bizimki alışkanlık. Namazımızı hep imam mevkiinde eda ederiz. Buyur sadıksın, buyur. Hakkı giden hak uğrun hakkı için bu mülke geldik. Çok rahmet yağdı. Mescidin damına çıkıp lohtaşıyla bir düzeltsem. Buyur sadıksın. Hünkârım elinden kaçırdım. Lan! Birlikte uyumuşluğunu yalanla örtmeye çalışma. Seni 70 kere rahmet suyu beni kadın. İçindeki fesat tohumlarının kökü kurumamış. Hürriyetin aleme yayılmasın. Makamın belirsiz kalsın. Karaviye'ye gider mi? Evet. Beni de götürün. Ne hal ya Sadrettin? Döndüğünü duydum, yoluna çıktım. Gördüğün her şeye müstahsım.
Buraya kadar sakalımı ekşiğin kuyruğuna bağlayarak geldim. Keremet İsmail'im, ne nasihat, erenler beni kabul etsinler. Bir tedbir düşündüm. Hadi gel. Kim bu? Sadrettin kulunuzdur. Bizim Sadrettin mi? Evet. Al ya Sadrettin. Kabul olundun. Sana bizim Sadrettin dedi. Gez yaşı gönlü yıkamaz. Biri kuru da üçü suda dört erbain çıkar. Pişmen için çok yanman gerek. Hünkar, bir soracağım. Söyle ya Güven Kapal. Derviş kimdir? Mürşit kimdir? Aşık kimdir? Güvencim, bir tarafta bin altın nezlimiz var. Al gel. Sorduklarının cevabını sor anlatırım. Peki Sultan. Arkadaş dur biraz. Yabancı olduğun belli. Hangi ülkedensin? Rom ülkesinden. Sultan Hacı Bektaş'ın hizmetindeyim. Eyvallah. Evine gidelim. Misafirim ol. Bu olan sarraf benim. Bir gün fırtınadan batacaktık. Cenab-ı Hakk'a hanet kıl diye yalvardım. Bin altın adağım olsun dedim. Allah'ın yardımıyla nerilerden biri köyde aldı. Adını sordum. Adım Hacı Bektaş'tır. Rum ülkesindeyim dedi. Oralara nezdimizi nasıl ulaştıracağız dedim. Ben size birini yollarım buyurdu. Şu bin altını erenlere götür. Şu bin altını da hünkârın hizmetinde bulunanlara dağıt. Bin altını da sen harca. Yanımızdan boş gitme. Hakkını helal et. Yedi kişilik sefa helal olsun. Beni burada, Tanrı nimeti burada. Senin görün, Tanrı önce ne bedene yaratmış. O kaşlar, o gözler, dünya ne beden. Hadi bekletme bizi. Gözlerini görmek 16, dudaklarını görmek 26, haydi. At görelim, 36. Gözünün tamamı 56. Kabul, hadi aç. Atma. Kızım tamamı ne kadar? Bin altın tamamı. Buyur bin altın. Bırak. Al kız senin olsun. Babamdan kalan ev. Buyurun. Vazifen buraya kadar. Serbest misin? Tabii. Ev kişi. Kimsin?
bir derviş. Allah'a emanet ol. Ben de. Aşıkım ona. Üzülmeyin, bulurum. Sizi arıyordum. Dervişsiz misiniz? Evet. Buyurun. Bir acı kahvenizi içmeye tutun. Bize gelin. Yolum çok uzun. Gitmem lazım. Ama kurtardığınız dünya güzelini kendinize borçlu bırakmak istemezsiniz herhalde. Peki. Gidelim. Kadın dönüştü. Kesinize, çocuğumuzu yaktı gitti. Babamı, annemi gözlerimin önünde öldürdüler. Beni de ganimetsiniz. Binler gibi satışa çıkardılar. Duramam artık buralarda, duramam. Acılara, ıstıraplara tahammül et. Alim ve selim. Hünkârımın, değerimin, acı bestaşı velinin elinde o. Böylece bizi şeytana uymaktan kurtar. Manevi olarak aşık oldum. Onu görmek, ziyaretine gitmek isterim. Önde gitsin. İşte hünkâr, anlattığım gibi ol. Bu işlerdeki hikmeti anladın mı? Derviş kimdir, mürşit aşık kimdir diye sordun. Mürşit senin yaptığın hareketi yaptırır. Hizmete giderken nereye gideceğini, kimi göreceğini bildirir. Sadıklığı harraf yaptır. İşi demeden nezdini teslim et. Dervişlik bizim yaptığımızdır. Aşıklığı ise bu kızımız yaptı. Kim olduğunu bilmeden aşık oldu. Ben de Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu dünya güzelini sana emanet ediyorum. Al götür onu. Elinde Kur'an senin içinde olup sen taşla kalmayasın. Ya sen içinde olup Kur'an taşla kalmasın. Dağla düşürülsün, Kur'an şartın tutsun. İblis emrin tutmadı, lanet oldu. İlim iblis içindeydi, sen de taşla kal. Gitmesin ya sadrısın. Devamı bu saatlerde hünkârım.
Hindistin makala katmışsa bu insan. Bir eseme affedin. İzninizi almadan Farisi diliyle yazmış olduğunuz bu eserinizi kendi dilimize. Türkçe'ye çevirdim. Çok doğru söyledin ve doğru bir iş yaptın. Ben Horasan değilken oralarda geçen dil Farsi'ydi. Şimdi ise öz dilimizi, Türkçemizi yaymaya çalışıyoruz. Bir tarlaya ekip biçmekle yerleştirdik. Bir ülkede hangi milletin dili konuşuluyorsa o ülke o dili konuşan milletindir. Benim yaptığımı çok evvel benim yapmam gerekir. Bak Karamanoğlu Mehmet Bey ne yaptı? Ferman etti ki bundan böyle bu ülkedeki meydanlarda, mescitlerde, hanlarda, evlerde Türkçe konuşulacak. Kamışla fethedilen topraklar, dille, inanışlarla, törelerle yeniden fethedilmekte o tekikler gül yaprağındaki su taneleri dizdirdiği. Benim dilim de görmedim tabi. Sen benim has halifemsin. Bugün günlerden perşembe. Her şeyin bir vakti, saati var. Benim de hakka yürüme zamanım var. Seni çağırın. Üzüntü gözyaşı ne değiştirir? Ama gene de iyidir. Yürek yangınını serinletir İsmail. Ben bütünce kapıyı ört ve dışarı çık. Çile dağ tarafını gözle. O yandan bir buz atlı gelecek. Yüzün yeşil nikaplıdır. Karşılayıp alırsın. Atını kapıda bırakıp içeri girmek isteyecek. Buyur edersin. Bana Yasin okuyacak. Ünlü dağından kefenimi getirir. Ve yıkasın beni. Sen çilimi dökersin. Yardım et ona. Tavukun ceviz ağacından olsun. Beni onunla gömün. Sen de hizmet et. Sofra yay. Ümmet et. Cömertlikte bulun. Hazreti Ali'den halk keramet ermek istedi. Hazreti de kamber, kalk, sofrayı yayıp buyurdu. Benim her müridim konuk istesin. Konuğa hizmet etsin. Kendin eksini bilmesin. Özürlenmesin. Haset etmesin. Oh, biraz Kur'an okumak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayrıca Rabbi ceala zembelede aminen ve zelibinin ve zelibinin na'budel afiyan. Rabbi Thank you.
vasiyetidir. Dedi ki, söyle müritlerine, söyle muhiplerine, ağzından ağlamasınlar. Siz aziz seyircilerimizin üzerinde de kabardığına inandığımız bu sevgi ve heyecan ebedi olsun dostlar.